Kartalı Şükür Türkiye'nin başına ne geldi? Bu sorunun yanıtını arıyoruz. Annesi burada Fatma, babası Mustafa'yı çağıralım. Mustafa gelir misin lütfen? Gel Mustafa'cığım. Merhaba. Merhabalar. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi Fatma'nın bazı şeyleri bir yere kadar kızı ile ilgili bazı şeyleri söylediğini, sonra da bir yerde durduğunu düşünüyorum. Şuraya kadar bir şey geliyor, burada düğüm oluyor, çıkmıyor ağızdan. Çünkü bu neden söylüyorum? Mustafa, önce şunu sorayım sana. Buyur. Sen öyle ya da böyle 23 yıllık eşin, çocuklarının annesi. Fatma'nın ağladığını görünce ne düşünüyorsun? Samimi mi ağlıyor sence yoksa? Burada mı? Burada evet ağlıyor. Bir insan vicdan azabından ağlar. Ha, sadece ondan mı ağlıyor? Vicdan azabından ağlar. Vicdan azabından, yani aynen, suçluluk psikolojisiyle ağlıyor diyorsun. Ben öyle görüyorum. Öyle mi Fatma? Yok Fidem Hanım. Durduk yerde niye ağlar adam? Özlüyordur. Burayı yayına geldiğinden beri bırak. Dışarıda da ağlıyormuş mesela. Evet, ben niye ağlıyor? Niye ağlıyor? Size soruyorum ben. Ne zaman ağlamış? Her zaman ağlıyormuşmuş. Nereden haber alıyorsun? Niye bu kadar yakından takip ediyorsun? Devamlı konuştuğum adamlardan devamlı konuşuyorum ben. Şu anda herkesle konuşuyorum. Her konuştuğum adam da jandarmalıyor. Ne konuşuyorsunuz diye. Adamla bana gerçekleri konuşuyor. Dışarıda ben adamla akşamına mesela hiç konuşmadığım adamla akşam aradı beni, konuştum. Siz burada dün dediniz ya. Ne dedim? Hangisini Halil söylüyorsun? Halil Ersan'dan şimdi. Sen işte şey demişsin. Dedim bana dün burada. Kızını imam nikahlı evlendirdim. Evet, öyle söylemişsin birilerine. Aynen öyle söylemişim. Ama ben akşam beni aradı. Ben öyle bir şey falan konuşmadım. Ben gerekirse beni arasında ben canlı yayına bağlarım. Bağlarım dedi yani. Tabii ki bağlarız. Tamam, aynen bu kelimeyi bana konuştu. Çünkü seni köyde gördüğünü söyleyenler var. Ya, İmam Tanrı'yı evlendirdim diyenler var. Bakalım, ben başka buraya... başka şeyler söyleyenler ya, var. Ya söylesinler. Sıkıntı yok benim için. İsteyen adam arasın. Bak ben buraya geldim, gelir şeker hastasın o. Bak buraya geldim, dün gittim ben, bugün bu de gittim. Bu arada Halil Bey lütfen şey, gidip jandarmayı da söyler misiniz? Ağzım yüzüm kuruyor. Tamam, jandarmayı tamam, özür, bir dakika lütfen. Jandarmayı da gidip ben işte bana böyle bir şey söylemedi diye sizin jandarmayı da gidip ifade vermenizi bekliyorum. Gitmiş. İkisi de jandarmaya gitmiş. Evet, altını çizelim yani. Tamam, ikisi de jandarmaya çizelim. Gittim bana, dedi. Bana gazeteciye de sadece konuşması yetmez. Gidip böyle böyle namusum. Jandarmaya gittim de, ikisi de jandarmaya gittim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim bunlar oldu diye. Tamam gitsin. Sizin bu komşu Halil'den mi bahsediyoruz? Aynen. Komşu Halil. Sen dün burada dedin. Tamam. Sen de bana şunu söyledin Mustafa. Dedin ki benim Halil'le bir bağlantım yok. Halil tamam, beni aramaz. Karısı Fatma'yla çok yakın arkadaş dedin. Aynen. Doğru mu? Ben yalan konuşuyorsam konuşuyorsun desin Halil'le. Sen, konuşuyor, hadi devam konuşuyor. Ama karısı şunu söylüyor. Ben Fatma ile yakın arkadaş değilim, bir şey değil. Beni bu işe karıştırmayın diyor Halil'in yani, karısı. Doğrudur canım. Çünkü çıkmak istemez yayına ondan. Korkuyor yani. Yani, yani etraftan şeydendir. Şimdi o mevzuya geliriz. Kim kimden korka? Kim kimden korka? Etraftan yani, devam bundan da değil. Etraftan korkarlar. Kocasından mı değil yani? Etraftan ne konuşuyor? Akşam beni aradı. Çünkü bilmiyorlar. Ben böyle dedim, demiştim sana ne zaman dedim dedi. Ama burnunuzun dibinde oturuyorlar. Ya oturuyorlar canım. Çocuğu görmüşlerdir. Yani o gün ya da başka zaman dibinizde oturuyorlar yani. Ya çocuğu gördükleri şey değil de yani bilmiyorlar çünkü. Taşındığınız gün onlar orada değiller miydi? Oradalardı. Tamam işte onları soracağız. Onları soracağız yani. Yani bunun orada olduğunu biliyorlardır da. Ya bu Deyong oradaydı. Orada olenden orada olen. Orada olan. Ne orada olacaksın? Oradasın zaten. Oradayım. Ne orada olacaksın? Ben mi kaybettim bizi? Kim kaybetti? Ben mi kaybettim? Kim kaybetti? Oradayım lan, oradayım. Söyle o zaman niye sen yalan söylüyorsun? Çalışmadım niye? Bak vallahi bak buraya geldim gelip bak şikayet asıl. Şikayet asıl sorusu ne yapıyorsun? Herkes şikayet hastası. Kim kaybetti ya? Ben mi kaybettim? Türk yer o zaman. He? Bu zaman ben de kaybettim. En son götüren bu zaman ne dedin? Nereye götürsen bu zaman. Çocuğu çok sağlam götürmezsin. Ne dedin şimdiye kadar? Ha, ne dedin şimdiye kadar? Senin lafına inandım. Niye inandın? Niye inandırdın? Ben sana param mı yedim? Rüşvet mi yedim? Silah mı dayadım o boynuna? Milletten korkunsun. Ben milletten ne korkacağım lan? Ben buraya milletin korkusuna mı geldim ben buraya? Tabii ortada çocuk milletin yoktu ondan. Milletin korkusuna mı geldim ben buraya? Çocuk yoktu ondan korktum. Çocuk yok ortada. Çıkmayacağından eminsin şimdi. Nasıl çıkmayacağından eminim ben? Şimdi çıkmayacağından eminsin diyor, şimdi yürekleniyor. Arasınlar her tarafları. Arıyorlar zaten. Benim gittiğim yerlere geldiğim yerleri arattır. Ben mi arattırım? Arattır. Bana bilen kalmaz. Bilgi ver. Devlet arıyor. Şuradan, şuradan şuraya gider. Ben senin gibi elim uzun değil. Benim elim kısa. Bilgi versene.
Sen gibi araştıramıyorum ben. Araştır diyorsun ya, ben sen gibi araştıramıyorum. Ben araştırırım. Araştırıyorsun sen. Tamam mı? Hemen iki tane avukat tuttuğun gibi. Ben tutarım avukatı, benim avukatım yok mu? Yok mu benim avukatım? Senin avukat niye tutulur? He? Senin suçun yoksa niye tutuyorsun avukatı? Ben tutarım. Sen suçun yoksa niye avukat tutuyorsun? Tutarım lan ben. Sen niye tutmuyorsun? Ben tutarım. Ben niye tutmuyorum? Ben dut, ne işim var benim avukatla? Sen de tut. Niye tutuyorsun ben avukatı? Niye tutuyorum ben avukatı? Tut. Ben kendimden eminim, niye tutacağım tamam, ben avukatı? Ben de kendimden eminim oldum, işim buraya geldim ben de zaten. Tamam mı? Beni buraya kimse zorla getirmedi. Beni buraya kimse zorla getirmedi. Ben kendim geldim buraya. Tamam mı? Yani önemli değil. İki tane avukatı niye tuttun? Suç atma. İki tane avukatı niye tuttun o zaman? Tutarım. Ne savunacaklar seni? Senin tutarım için savunacaklar. Tutarım lan, tutarım ben. Hayır, ne için savunacaklar seni, onu söyle. Suçluyum ya, ondan savunacaklar beni. Suçluyum ya. Suçluyum ya, ondan savunacaklar beni. Hayır, ne için savunacaklar, onu söyle. Savunacaklar işte, niye savunacaklar? Ne savunacaklar? Ne diyecekler? Tamam. Çocuğu sen öldürmedin mi diyecekler? He? Çocuğu sen öldürmedin mi diyecekler? Kayıp etmedin mi diyecekler? Ben öldürdüm diyecekler. Ne bileyim ben, ne biliyorlar? Ulan ben öldürdüysem söyle lan burada. Hayır, onlar senin çıktı. Ben çocuğu kayıp ettiysem söyle lan sen, burada, sen söyle. Ne söyle. Bozgo yapacaklar? Söyle tamam sana. Vallahi var ya, bir şey demeyeceğim ben sana. Deme. İstediğin kadar iftira at, sıkıntı yok. İstediğin kadar iftira at. Ne kaldı, ne diyecek? Daha çıkaracak bir şey yok mu? Bulamadın mı beyi? Sen çıkarıyorsun, ben mi çıkarıyorum? Ben çıkarıyorum. Yalan bulamadın mı beyi? Bir şey çıkarıp gelemedin mi? Her gün bir çeşit laf konuşuyorsun. Öyle mi? Tamam mı? Falan çekmişsin demek ki. Senin yanına dura dura kararmışsın demek ki. Üzüm sen benim çocuğum musun da bana çekeceksin? Kararmışsın, sen laflarını, yalanlarını... Benim evladım mısın da bana çekeceksin sen? Yalanların yanındayım ya. Benim yanımda dura dura sen de mi yalancı oldun? Benim yanımda dura dura sen de mi yalancı oldun? Öyle diyordun ya zamanında. Kitabı sana verdim mi? Sen de mi o kitabı yalancılık öğrendin? He? Ne yalancı olacağım ben? Ben şimdi doğruyu konuşuyorum. Şimdiye kadar yalanın tamam, içine konuş. Baktım zaten. Konuş doğruları hadi, konuş buyur. Tamam. Fatma, Mustafa senin cezaevine girmek de korkutmuş. Aynen. Ama tam olarak nasıl bir cümle kurdu? Yani cezaevine girmek derken cezaevine gireceğiz, çıkamayacağız diye mi? Ne diye seni korkuttu? Bilmem ben. Cezaevine sakladık ve çocuğumuzu yalanlar konuştuğumuz için cezaevine gireriz diye, yani ikimiz de gireriz diye şey yaptı yani. İkimiz de gireceğimizi. Cezaevine ikiniz girersiniz de şimdi eğer siz çocuğun nerede olduğunu saklıyorsanız ve çocuk hayattaysa az bir ceza alır çıkarsınız. Ama eğer çocuk hayatta değilse uzun yıllar kalabilirsiniz cezaevinde. Suçu olmayan adam cezaevine niye girecek? Burada nasıl konuştu konuşuyor? Mustafa götürdü getirdi yolda bıraktı önünde. Bunu cezaevine alalım mı? Hayır, öyle demişsin Fatma'ya, dedin mi demedin mi? Kimi? Cezaevine gireriz. Ben cezaevine niye gireceğim? Böyle bir şey söylemedim diyor. Niye gireyim ben cezaevine? Niye gireyim ben cezaevine? Sadece yalan konuşuyor, başka hiçbir şey değil. Bununla beni korkuttu diyor. Cezaevine girmekle korkuttu diyor. Korkunca, ben de neyi öğrenmek... Korkulacak bir kadın mı? Yani hakkını arayacak bir kadına benziyor ama... Ama yani ama çocuk eğer öldürüldüğünü biliyorsa, bak öldürüldüğünü biliyorsa ve yani birinin eğer bu şu ana kadar sustuysa çok ciddi ceza da alır Fatma yani. O yüzden belki vallahi korkuyor. Kim suçluysa, kim sustuysa Fatmacığım, benim için problem yok. Çocuk ortalıklarda yok. İşte kaçtı gitti. O yüzden mi cezaevine gireceğiz diyor. Yoksa çocuk hayatta değil. Yoksa biz uzun yıllar cezaevinde kalırız. Sen de sus. İkimizin de başı yanmasın. Yok öyle değil. Yani sakladığımız için. Yani o yaşı 15 olduğu için. Yani devletten sakladığımız için. Bir de yalanlar var ortada. Yani devletten sakladığımız yaşı küçük olduğu için. Yani öldürme demiyor o. Demiyor. Hayır demiyor. Öyle bir şey yok. Sadece sakladığımız için gireriz diyor yani. Şimdiye kadar çıkamadı. At olarak çıkarmadık. Şu an kadar yalanlar söylediğiniz için. Aynen. Sakladığınız için. Şimdi geçen gün burada dedi ki mesela. 3 sene sonra 3 yıl önce kaçtı diyecek dedik değil mi? 3,5 yıl önce kaçacağız diye işbirliği yaptık. Yaptık diyelim. Jandarma savcı demeyecek bize 3 yıl niye durdunuz diye. Saçma bir gerekçe tabii ki ama sonuçta eğer ikiniz de işbirliği yaparsanız o zaman bizim 3,5 yıldır kayıp oldu. Ben jandarmaya da 3 yıl öncesi kaçtı, kayıp oldu. 3 yıldır neredesiniz demeyecek mi bize? Hayır, onu sorsa bile ikiniz işbirliği yaparsanız sonuna kadar aynı şekilde konuşabilirdiniz yani. Bu iş tamam sizin aranızdaki işbirliğine bağlı. Savcı, hakim, jandarma kanayacak mı bizim yanımıza? Ya tamam da önemli olan siz beraber işbirliği yaparsanız sonuna kadar yani bir şeyler ortaya da çıkmaz biz o zaman. Şimdi biz bununla işbirliği mi yaptık? İşbirliği oldu muydu? Bir şey Fatma öyle söyle. İşbirliği yaptık şimdi diyor. Ben bununla işbirliği mi yaptım ben bununla? Öyle diyor, bilmiyorum yani. İnanıyor musun sen bu işbirliğine? Valla ben ikinizi de bilmiyorum. İşbirliği yaptık da 10 sene nasıl sustu? Niye kardeşi hadi gidelim dediği zaman niye çıkmadı da 2-3 gün durdu? İşte orada Fatma'nın buraya kadar gelen ve söylemediği bir şey var. Söylesin Didem Hanım. Zaten bütün iftiraları atıyor. Benden nefret ediyor. Bir dakika dur. Planı düşmedi. Benim böyle açılıp da yola çıkıp da buralara çıkacağımı bilmiyordu. Bir şey söyleyeceğim. Şu aldatma meselelerine çok girmek istemiyorum ama ben şunu çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi sen
Mustafa'yı cezalandırmak için mi aldattın? Hayır demem. Ondan intikam hayır, almak hayır, için demem. Mi? Öyle bir şeyim yok. Yani başka insanlarla ondan intikam almak için mi görüştün? Hayır demem. Canını yakmak için mi görüştün? Hayır demem. Öyle olsa bir tak kişiyle yaparım kaçar giderim. Orada daha iyi canı yanar. Ama İdem öyle Hanım. Bir şey yok. Ben sadece arkadaşlık. İdem Hanım. Yani içim dolu olduğu için konuşmak için. Başka hiçbir şey yok. Sevgili için değil. Peki söyle Mustafa. İdem Hanım. Dedi ya geçen gün bana şişe vurdu diye. Evet. Hatta bugün ben burada sinirlendim buraya yayını bıraktım. Hmm. Sorar mısın kendisine? Hmm. Ben o gün şişeyi vurduğum gün bana ne kelimesi kullandı da ben o şişeyi vurdum. Sen dedi en yakın arkadaşların karşına kaçacağım dedi. Hmm. Karşındaki adamın senin en düşmanların hani kavga ettiğim adamlara kaçacağım dedi. Ben öyle vurdum ona şişeyi. Tamam öyle söyledim. En yakın adamlarıyla mı kaçacağım dedim? Yani, niye böyle tahrik ettin? En karşına kaçacağım dedim yani. En şeyin varacağım benim, dedim. Benim...